geldiniz 24 ekranlarına. Kahve molası programıyla karşınızdayız. Nur Köşker ben. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Hadi başlayalım hemen ilk haberimizle. Eylül'de hem aylık hem de yıllık bazda işsizlik azaldı. %11,5 seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu. TÜİK, Eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. 9. ayda işsizlik %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Rakam önceki aya göre 0,3 puanlık düşüşe işaret etti. Yıllık bazda bakıldığında ise işsizliğin 1,3 puan azaldığı görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Eylül'de 426 bin kişilik artışla 29 milyon 254 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,6 puanlık artışla %45 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %21,5'e geriledi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı da 0,5 puanlık artışla %51,7 seviyesinde gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde Eylül'de istihdam edilenlerin %17'si tarım, %21,9'u sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u da hizmetler sektöründe yer aldı. Hadi piyasalara da bakalım neler var, neler yok, neler oluyor diye. BIST 100 Endeksi ile ilgili son günlerde pozitif haberler verdik. Rekor üstüne rekor kırdı ama şu anda dönüp baktığım zaman BIST 100 Endeksinin düşüş seyrinde olduğunu görüyorum. Minimal ama düşüş seyrinde 1610 puandan işlem görüyor BIST 100 Endeksi. Devam edelim döviz cephesine bakalım. Dolarla başlayacağız. Dolar da biliyorsunuz çok uzun zamandır yükseliş seyrinde. Şu anda da 9,82 işlem görüyor. %0,93'lükte bir artış var. Euro'ya bakalım. Euro dün düşüş seyrindeydi. Bugün tekrar yükselişte. 11,22 ile kapatmıştı günü. Bugün 11,37'den işlem görüyor Euro. Devam edelim. Altına da bakalım. Altında neler olup bitiyor diye. Altın yükseliyor. Giderek artıyor. Ons altın 1825 dolardan işlem görüyor. Yine küçük de olsa bir düşüş var ons altında. Gram altın yükselişte 576 liradan işlem görüyor. Gram altın petrole bakalım. Petrol 84,81'den işlem görüyor. %0,04'lükte bir artış var petrolde. Son olarak tahvile bakacağız. Tahvilde düşüş seyrinde 17,68'den işlem görüyor tahvil diyelim ve yayın konuğumuz var. Mehmet Ali Yıldırım Türk altın ve para piyasaları uzmanı yayın konuğumuz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Altınla başlayalım isterseniz. Yükseliş seyrinde buyurun. Altın hatta son 2 yılın zirvesinde diyebiliriz. Sizin yorumunuz nedir? Devam eder mi bu yükseliş seyri ve altın neden yükseldi? Evet, TL olarak dediğiniz doğru. Yeni bir zirve, 576 ilk defa görülüyor. Bu hafta sürekli yeni zirvelere ulaştık. Bunun gerekçesi bir taraftan altının dış piyasalarda o geçtiğimiz haftalarda 1775 dolar ons seviyelerinde yatay bir seyir izlerken geçen cuma gününden itibaren 1800 doların üzerine çıkmasıyla beraber bu sabah 1832 dolarlara kadar da onsunda yükseliş olmuştu dış piyasalarda. Şimdilerde 1826 dolar ama 32 dolar geçirirse 1850 dolara doğru bir yükseliş beklentisi içindeyiz. Dolar TL'de biraz önce siz de rakamları verdiniz. Onun çarpan etkisiyle de altın işte 576 liradan bu sabah işlem görüyor yeni açıldı piyasa. Muhtemelen burası geçilirse orada da 585-600 TL seviyelerini önümüzdeki seanslarda görebiliriz. Ama döviz fiyatlarında bir sakinleşme, bir geri çekilme söz konusu olursa o zaman da yine 560 TL seviyelerine doğru geri çekilebiliriz. Ama çok fazla bir geri çekilme olasılığı zayıf gibi görünüyor şu ortamda. Dolayısıyla fiyatlarda böyle temkinli bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Peki altınla ilgili yatırım yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz Mehmet Ali Bey? Şu dönemde mi alsınlar yoksa biraz daha beklesinler mi? Şöyle izah edeyim. Özellikle sahadan görüntü vermek adına kapalı çarşıda işlemler şöyle oluyor. Daha ziyade yüklü miktarda altın alıp ve satanlar. Bunlar işte bir kısmı araba veya konut almış. Birikiminde altın var. Bunları getirip satıyor. Bunlar münferit olaylar tabii ki münferit işlemler. Tam tersi işte araba satmış, ev satmış bir miktar parasıyla da altın alıyor. Bunların seyrini görüyoruz. Muntat her ay altın alanlar var zaten. Onlar her fiyattan alıyorlar.
Ama bu fiyatlardan altın almak tabii ki geçtiğimiz günlere göre yüksek olmasına rağmen eğer birikimlerinizi orta bir uzun vade düşünüyorsanız o zaman bu seviyelerden alınabilir. Ama altın işte yükselecekmiş, 600 lira olacakmış, hemen gideyim alayım, hemen 600 lira olunca satarım şeklinde böyle alsatlar düşünülüyorsa burada biraz daha temkinli olmak lazım. Çünkü hem dünya piyasaları hem iç piyasada çok agresif fiyat hareketleri hem aşağı hem yukarı doğru olabiliyor. Dolayısıyla buralarda daha kısa vadeli alım için biraz daha temkinli olmak lazım. Orta ve uzun vadede zaten biz portföylerde %30, %40 altın bulundurulmasını hep öneriyoruz. Yine bu şekilde devam edilebilir diye düşünüyorum. Zannediyorum sert iniş çıkışların olduğu süreçlerde biraz daha temkinli olmak lazım. Hep uzmanlar onu söylüyorlar. Siz de biraz beklemek taraftarsınız anladığım kadarıyla. Peki hangi seviyeler gündemde, alım fırsatı için ne zamanı beklesinler, ne kadarı görmek lazım? Eğer o altın onsu 1825 dolar onsta tutunamazsa 1800'e doğru ve biraz daha aşağı doğru gelebilir. Bu da Amerika'dan gelecek. Özellikle Amerikan Merkez Bankası işte başkanı ve başkan yardımcılarının doları destekleyecek görüşler açıklarlarsa veyahut da böyle bir açıklama yaparlarsa o noktada dolar yükselirken diğer para birimleri karşısında altın bundan biraz baskılanabilir ve 1800 dolara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama değilse zaten bir süreden beri bu baskılar vardı ve 1850 geçilirse 1875 doların seviyelerini kısa vadede görebiliriz. İçeride ise işte bu gerekçelerle dolar-TL'de de yine bir miktar geri çekilme örneğin 9.60 9.55 gibi seviyeler görülürse o zaman 24 ayar altının gram fiyatı ilk etapta 550-540 TL seviyelerini tekrar görebilir. Ama yükselişlerde de dediğim gibi 585-600 TL seviyelerini de yakın bir zamanda da görebiliriz. Peki Mehmet Ali Bey, hani piyasalarda da bir hareketlilik görüyoruz. Dolar 9.82'de, bu hareketliliğin sebebi ne? Şimdi özellikle tabii enflasyonda düşüş beklentisi olmasına rağmen bu noktada enflasyonda bir düşüş gözlenmiyor. Geçtiğimiz ay içinde enflasyon yayınlandı biliyorsunuz. Hala yükseliş devam ediyor. Bu arada Merkez Bankası 2 gün önce dün özellikle bankaların döviz mevduat hesaplarındaki muzam karşılıkların miktarını arttırdı biliyorsunuz. Bu bir noktada piyasadan döviz çekmek anlamına geliyor. Bu da bir miktar döviz fiyatlarını beslemiş durumda ama dolar da dış piyasalarda düne göre diğer para birimleri karşısında küçük çaplı yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu nedenle dolar fiyatı bir miktar yükseliyor. Ama dediğim gibi sene sonu yaklaştıkça da açık pozisyonların kapatılması sırasında döviz fiyatlarında bu temkinli yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk değerlendirmelerini aktardı. Mehmet Ali Bey, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler, hoşça kalın. Hadi haber turumuzu izleyelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Fed yüksek enflasyon döneminin tekrarına izin vermez. Açıklama ABD Hazine Bakanı ve Fed eski başkanı Janet Yellen'dan geldi. Enflasyondaki yüksek seyrin gelecek yıl devam etmeyeceği beklentisini tekrarlayan Yellen, Fed'in 1970'lerdekine benzer çift haneli enflasyona izin vermeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği'ndense küresel enflasyon endişelerini arttıracak bir yorum var. AB Komisyonu kıdemli başkan yardımcısı Dombrovskis gelecek aylarda enflasyondaki artışın hızlanacağı öngörüsünü paylaştı. 2022'de ise enflasyon baskısında aşamalı olarak düşüş beklediklerini söyledi. Çin'de gayrimenkul krizi derinleşecek mi? Sorunun yanıtı için Çin'de ve uluslararası piyasalarda gözler Evergrande çevrildi. Şirketin 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesi için 30 günlük süre bugün sona erecek. Ödemenin yapılmaması halinde Evergrande temerrüde düşecek. Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech 3. çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin net karı artan aşı satışlarıyla birlikte 3.2 milyar euroya yükseldi. BioNTech geçen yılın aynı döneminde 210 milyon euro zarar açıklamıştı. Şirketin 9 aylık karı ise 126.3 milyar euroya ulaştı.
için bir süredir konuşuyoruz. Küresel enflasyon baskısı piyasalarda öncelikli başlıklar arasındaki yerini koruyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden gelen rakamlar da aslında bu endişeleri teyit eden cinsten. Örneğin Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesini gördü. Çin'e baktığımızda da Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış hızlandı ve üretici fiyatlarına yönelik tedirginlik de giderek artıyor. Pandemi sonrası küresel ekonomi toparlanmaya devam ediyor. Ancak küresel talep artışına, enerji imtiyalarında yaşanan üretim yetersizliği ve tedarik sorunları da eklenince tüm dünyada enflasyon yükseldi. Bu durumda yeni bir krizi, enflasyon baskısını gündeme getirdi. Sorunun ne zaman biteceği merak edilirken dünyanın en büyük ekonomilerinden endişe verici rakamlar gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesini gördü. Ekim'de yıllık bazda %5,8 oranında yükseldi. Böylece 1993'ten bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti. Ülkede enflasyon aylık bazda ise %0,5 artış gösterdi. Enerji fiyatlarında yıllık bazda yaşanan %18,6'lık yükseliş dikkat çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında %4,4, hizmetlerde ise %2,4 oldu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de de durum farklı değil. Tüketici fiyatlarındaki artış Ekim'de hızlandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon geçen yıla göre %1,5 oranında arttı. Ülkede üretici fiyatlarındaki artış ise %13,5 ile son 26 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon tartışmaları gündemden düşmeyen ülkelerden biri de Amerika. Amerika'da üretici fiyatları Ekim'de %8,6 oranında yükseldi. Böylece bir kez daha rekor tazeledi. Dünyanın en büyük ekonomisinde tüketici fiyatları da Eylül ayında beklentileri aşarak %5,4 seviyesine yükselmişti. Tedarik darboğazları, ham madde ve enerji fiyatlarındaki artışın sürdüğüne dikkat çeken uzmanlar, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğini belirtiyor. Kripto para birimlerinde rekorlar devam ediyor ve o rekorlar devam ederken Çin ve Rusya'dan da dijital paralara yönelik önemli açıklamalar geldi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Rusya'nın dijital ruble platformunun bir prototipini 2022 yılının ilk çeyreğinde test etmeyi beklediklerini duyurdu. Dijital rublenin diğer merkez bankalarının dijital para sistemleriyle bağlantılı hale gelmesi için de çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çin'den gelen açıklamada ise Merkez Bankası Başkanı dijital yuanın para politikası ve finansal piyasalara etkisinin test edileceğini vurguladı. Sınır ötesi dijital ödemelerin ise daha karmaşık olduğuna dikkat çekti. Kahve molasını bu haberimizle noktalayalım ama yarın bekliyorum siz aynı saatte. Gelin bakalım ekonomide neler olup bitmiş diye. Hoşça kalın.